Yusuf Kaplan. Hedef Türkiye'nin kuşatılması ve savaşa itilerek boğulması olabilir mi? Yeni bir dünya kurulacak mı, kurulabilecek mi? Eğer kurulacaksa barışla mı, savaşla mı kurulacak? Önümüzdeki süreçte izini sürmemiz gereken büyük soru, asıl sorun bu. Üç ülke 21. yüzyılın ikinci yarısını belirleyecek gibi görünüyor. Rusya, Çin ve Türkiye. Son çeyrek yüzyıla yakından baktığımızda ABD'nin Avrupa'nın her alanda gerilediğini, Rusya'nın ve Çin'in ise başta ekonomik ve siyasi alanlar olmak üzere askeri ve stratejik alanlarda da çok büyük mesafeler kat ettiğini görüyoruz. Ve bu arada Türkiye savunma sanayinde ihracat yapacak, batılı yüksek teknolojiye dayalı silahlar üreten ülkelerle yarışacak kadar büyük mesafe kat etti. Karabağ'da bir haftada ne yapabileceğini gösterdi hem Rusya'ya hem Avrupa'ya hem de Amerika ve tabii Çin'e. ABD'nin ve Avrupa'nın taşyağlılaşması. Önce Amerika ve Avrupa'ya bakalım kısaca. Amerikan gücü geriliyor. Amerika taşyağlılaşacak, Kuzey Amerika coğrafyasına hapsolacak. Elbette bu kolay olmayacak ama kültürel ve felsefi olarak Amerika'nın Batı uygarlığını tek başına temsil etme gücü de derinliği de yok. Bu yol sığ, yüzeysel ve insanı hız, haz ve ayartının kölesi yaparak özgürlüğünü yok edici postmodern kültürle insanlığın önüne açacak bir teklif sunamaz dünyaya Amerika. Avrupa birleşecekken dağılma sürecine girdi. İngiltere'nin AB'den çıkması hem Avrupa Birliği projesine büyük darbe vurdu hem de Avrupa'yı taşyağlılaşmanın eşiğine fırlattı. Postmodern felsefenin daha derinlikli ayağı, kıta Avrupası felsefesi, felsefi tıkanmanın ve ontolojik yok oluşun ilanı açık açık. Amerika, hız, haz ve ayartıcı rejimi postmodern demokratik rejimle pasif nihilizme, Avrupa ise postmodern izafileşmenin tanrı fikrini, hakikati, insanın kendisini ve tabiatı devre dışı bırakmasıyla gittikçe içine kapanan taşyağlı demokratik rejimle aktif nihilizme teslim. Ruhlarını yitiren Rusya ve Çin geliyor mu gerçekten? Rusya özellikle son 10 yılda çok büyük stratejik atılım gerçekleştirdi, Çin de hakeza. Rusya Suriye'ye yerleşti öncelikle, Libya'da ben de varım dedi. Çin'le derin stratejik, askeri ve ekonomik anlaşmalar imzaladı. Çin yalnızca çeyrek asırda değil yarım asırda hem bütün Asya'ya hem Afrika'ya hem de Orta Doğu'ya yerleşti. Dünyanın bütün stratejik kaynaklarını kontrol edebilecek konuma ulaşmak için sessiz ama derinden geliyor Çin. Rusya ve Çin geliyorlar ama yok olmaya geliyorlar. İnsanlığın eşiğine sürüklendiği bu pasif nihilizm, deizm ve aktif nihilizm, ateizm açmazının ötesinde yeni bir medeniyet fikri, yeni bir dünya tasavvuru, insanca, hakça ve sulhün hakim olacağı yeni bir dünya sunmuyorlar bize. İkisi de kapitalizmin nevzuhur ve şımarık köleleri. İnsanlığın önüne açacak derin bir maneviyat ve yüce bir sanat dünyası sunan Rus ruhu da, İnsanlığa insanlığın kendini olgunlaştırma, kendini zaaflarını terbiye ederek aşma, kadim geleneklerini armağan edecek Çin ruhu da çoktan tarih oldu. İngilizler ve Yahudiler arasında. Bu arada İngiltere'yi atlamayalım. İngiltere'nin bir ruhu olmadı hiçbir zaman. Oyunları tezgahları oldu, şimdi de alttan alta geliyor. Orta Doğu'nun Hint-Pakistan alt kıtasının sınırlarını ve sorunlarını İngilizler belirlediler, İslam coğrafyası buralar. Bu coğrafyalarda İngilizlerin ne tür hesaplar peşinde olduğunu anlayamazsınız. İngilizlerin tehlikelerinden emin olamazsınız. Şimdi Çin'e de yerleşti İngilizler, İpek Yolu projesiyle. Çin'de asıl güç Yahudilerde, Rusya'da da öyle. Macron'u kelimenin tam anlamıyla paspas yapan, Macron'la kedi fare oyunu oynar gibi oynayan yeni Rus çarı Putin'in Netanyahu'nun önünde nasıl el pençe divan durduğunu da unutmayalım. Yahudi gücü kapitalizm üzerinden Çin'i kuşattı, parmağında oynatıyor Çin'i. Çin'i İslam dünyasının başına bela edecek. Çin'in Doğu Türkistan'daki zulümlerine bakın, Çin'in nasıl acımasız, barbar bir güç kölesine, zulüm makinesine dönüşmeye teşne bir vahşi güç olduğunu göreceksiniz. Hedef Türkiye mi? Şu aşamada Türkiye'nin Çin'le, Rusya'yla, İngiltere'yle, İran'la ve tabii ABD ve AB ülkeleriyle kurduğu ilişkilerde
yakın tarihimizdeki ilk defa inisiyatifin bizde olduğu, Türkiye'de olduğu bir dış politika stratejisi geliştirdiğimizi düşünüyorum. Her yerdeyiz ve hepsiyle az çok kendimizi merkeze alarak ilişki kuruyoruz. Son haftalarda Rusya ile Ukrayna arasında tırmanan savaş geriliminde Türkiye'nin Ukrayna ile kurduğu ilişkinin ne kadar stratejik bir ilişki olduğu daha iyi anlaşılmış olmalı. Batı medyası Karadeniz Savaşı çıkması için yalan haber üretiyor. ABD olayları tırmandırıyor ama muhtemelen savaş filan olmayacak. İşin arkasında Soros mu var acaba? Asıl soru şu. Hedef Türkiye'nin kuşatılması ve savaşa itilerek boğulması olabilir mi? Bu soruyu asla yabana atmayalım. Türkiye hiç olmadığı kadar güçlü geliyor ve bir asır içinde bölgenin dengelerini alt üst edecek tarihi bir sıçrama gerçekleştirebilir. Türkiye'nin sanki hedef Türkiye'ymiş gibi hazırlık yapması ve asla bir savaşa girmemesi çok önemli. Eğer Rusya-Ukrayna kapışmasında Türkiye savaşa sürüklenirse parçalanır, Allah muhafaza. Ve selam. Yusuf Kaplan. Abdullah Muradoğlu. Putin'in Ukrayna bilmecesi. İngiltere Başbakanlarından Winston Churchill, 1939'da BBC radyosunda yaptığı ünlü konuşmasında Sovyet Rusya'nın nasıl davranacağını tahmin edemeyeceğini belirterek, Rusya gizemli bir şekilde sarıp sarmalanmış bir bilmece gibi, belki de bu bilmecenin bir anahtarı var, Rusların ulusal çıkarları, demişti. Churchill bu sözleri Hitler Almanyası ile Stalin Rusyası arasında 23 Ağustos 1939'da imzalanan karşılıklı saldırmazlık paktı bağlamında söylemişti. Almanya anlaşmadan sadece bir hafta kadar sonra, 1 Eylül 1939'da Polonya'yı işgal etmişti. Böylece İkinci Dünya Savaşı'nın fitili de ateşlenmiş bulunuyordu. Bütün dünya Putin'in ne yapmaya çalıştığını çözmeye çalışıyor. Bunca görüşme, müzakere ve analizlerden sonra bile bu bilmece çözülmüş değil. Churchill'in dikkat çektiği gibi anahtar Rusların ulusal çıkarları olabilir. Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra Rus ulusal çıkarlarının nasıl şekillendiği bu yüzden önemli. Ukrayna bağlamında konuşulan ancak Ukrayna'yı sahnede giderek önemsizleştiren birçok başlık, Sovyet-Rus İmparatorluğu'nun karmaşıklaştırılan mirasının yansımaları. Soğuk Savaş sonrası Avrupa güvenlik mimarisinin Rusya'yı hesaba katmaksızın gerçekleştirilen tasarımının ne kadar yetersiz olduğu anlaşıldı. ABD'nin Sovyet sonrası Rusya'yı jeopolitik şekillendirici olarak görmemesi mevcut krizin belki en temel faktörlerinden biri. Avrupa güvenlik mimarisinin tasarımında ABD'nin oynadığı başat rol bir süredir Avrupa Birliği içinde de tartışılıyor. Avrupa'nın stratejik özerkliği bağlamındaki tartışmaları hatırlayın. Çin'e karşı Hint-Pasifiklere odaklanmak isteyen ABD, Avrupa'nın güvenliği için Avrupalıların daha fazla katkıda bulunmalarından yana. Ancak ABD bu katkının NATO şemsiyesi dışında gerçekleştirilmesini istemiyor. Rusya coğrafi olarak Avrupa'nın bir parçası. Rusya'da etkileri azalmış olsa bile güçlü bir batıcı damar da var. ABD'nin Rusya'yı doğuya doğru sıkıştırma politikası Avrupa güvenlik mimarisinin zaaflarından biri. Pek çok stratejist Avrupalıların Rusya'yı bir hasım mı yoksa güvenlik için bir partner mi olarak göreceklerine karar vermeleri gerektiğini belirtiyorlar. Bu iki şıktan biri, jeopolitik sahnede spot ışığı gibi parlayan Ukrayna krizinin hangi yönde ilerleyeceğini tayin edecek. Belki de Putin'in ne yöne doğru gideceğini Avrupalıların vereceği kararlar belirleyecek. Bu kararlar Ukrayna etrafında asker konuşlandıran Putin'in niyetleriyle ilgili bilmeceden daha önemli. Soru şu, Avrupa ABD'yi aşarak kendi güvenliğiyle ilgili kararlar verebilir mi? Soru, Avrupa'nın bir bütün olarak davranıp davranamayacağını da içeriyor tabii. ABD için NATO, Avrupa'nın kontrolü için kullanışlı bir araç. Dahası ABD, NATO'yu Çin'e karşı küresel güç rekabetinin parçası yapmak istiyor. Avrupalılarsa ABD'nin Çin'le yeni soğuk savaşına mesafeliler. Amerikan dış politika elitleri arasında dahi Rusya'nın giderek Çin'le daha da yakınlaşmasına sebebiyet verecek gerilim politikaları tartışma konusu yapılıyor. Ukrayna'nın sahnede bir spot ışığı gibi parladığından söz etmiştim. Keza Ukrayna krizi Rusya-Batı ilişkilerinin yeniden masaya yatırılması için kaldıraç rolü oynuyor. Nitekim Ukrayna krizi bağlamında yürütülen görüşmelerde Rusya'nın öne sürdüğü talepler Ukrayna'yı perde arkasına sürükleyecek nitelikteler. Bu talepler NATO'nun doğuya, Rusya'ya doğru genişlememesiyle, eski Sovyet ülkelerinde kuvvet bulundurmamasıyla ilgili. Ukrayna NATO üyesi değil, NATO'nun Avrupa kanatları arasında Ukrayna'nın NATO üyeliği konusunda görüş birliği de yok. Ukrayna'nın yakın vadede NATO üyeliği söz konusu değil. Avrupa Birliği'nin güçlü üyeleri ise ulusal çıkarlar bakımından Rusya karşısında farklı pozisyonlar alıyorlar.
Şimdiye kadar Batı medyasında Putin ne istiyor sorusu dolaşımdaydı. Belki asıl soru Avrupa Putin'den ne bekliyor olmalı. Öte yandan Avrupalılar Ukrayna'ya bolca siyasi destek yağdırsalar bile Rusya ile savaş olması halinde askeri taahhütte bulunmaktan titizlikle kaçınıyorlar. ABD ise Ukrayna'ya askeri yardımda bulunmasına rağmen Rusya ile kafa kafaya gelmeyeceğini duyurmuştu. Biden yönetimi Ukrayna'yı Rus gazının Avrupa iletim hattı olmaktan çıkaran Kuzey Akım 2 projesine yönelik yaptırımları Ukrayna yönetimine bile danışmadan kaldırmıştı. Acaba ABD Ukrayna'nın doğusunu da gözden çıkarmış olabilir mi? Abdullah Muradoğlu